sorumuza. Kenar uzunlukları x ve m 3x olan iki tane bir dikdörtgen oyun parkından bahsediyoruz birinci şekilde. Daha sonrasında bu oyun parkının kenarlarını 3'er metre uzatarak yeni bir oyun parkı elde ediyoruz. Bu oyun parklarının farkını soruyor, alanlarının farkını. Buranın 3x olduğunu biliyor herkes. Buranın da x olduğunu biliyor. Şunu biraz daha güzel yazabiliriz. Hemen şimdi alanları yazıyoruz. Ne yaptık? 3x artı 3. X artı 3 oldu alanı. Eksi 3x çarpı x. Dağıtırsam 3x kare artı 9x artı 3x artı 9 eksi 3x kare oldu. Bu arkadaşlar gittiği için 12x artı 9, yani 3 parantezinde şık gözükmesi için 4x artı 3 diye bir cevap bulmalıydık. Ceyhan. Hemen geldik yandaki sorumuza. Şurayı bir temizleyelim. Şimdi burada Türkçe, matematik ve fizik dersinden aldıkları notlardan bahsediyormuş Akif, Bedir, Cansel ve Duygu. Cansel'in bu 3 dersini aldı. Not ortalamasıyla Bedir'in bu 3 dersten aldı. Not ortalamaları birbirine eşitmiş. O zaman Cansel ve Bedri'nin Türkçe derslerinden isimlerin baş harfini vererek B ve C aldığını söyleyelim. Cansel o zaman C artı diğer derslerden 80-79 almış. Yani 159 bölü 3 eşitmiş. Bedri arkadaşımızın ortalamasına 81-76 daha 157 bölü 3. Üçleri sadeleştirdik. Bu arkadaşı buraya atarsak 2. Cansel'in C'sinde karşıya atarsak B-C'yi 2 bulduk. Sonra geldik. Bu dört arkadaşın Türkçe dersinden aldıkları notların ortalaması. B artı C 92-78 daha ne yapar? 170 bölü 4. O da eşitmiş 81'e. Karşıya atacağım, değil mi? 4'ü buraya attığımda 324 eder. 170 çıkarırsam 154 kalmalı. Şimdi Cansel'le Akif'in Türkçe dersinin farkını sorduğu için bu arkadaşı ben buraya eksiyle çarparak atıyorum ki Cansel'i bulayım. Tekrar tekrar uğraşmayayım. Hemen topladım. 2 tane C eşittir 152. C yani Cansel'in Türkçe notu 76'ymış. Akif'in notu da 92'ydi, yukarıda yuvarlak için aldık. Farkları 16'dır. Hemen gelelim alta. Burada da demiş ki bu ürünlerin satışından elde edilen kar oranları birbirine eşitmiş. Şimdi arkadaşlar hemen benim ilgimi B çekiyor. B'de 120 liraya mal etmişim, almışım. 150 liraya satmışım, yani 30 lira karlı satıyorum. Aslında maliyetimin dörtte birini ekleyerek satıyorum. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Benim maliyetim 4T olsa satışım 5T olmalıdır. O zaman A için konuşalım. Ne yapmış? 200 liralık bir mal satışı yapmış. O zaman 5T 200 ise T 40 olmalı. O zaman benim maliyetim 160 TL. Bu da X eşit. C'ye geldim. 400 liradan mal etmişim. O zaman 4T'nin karşılığı 400 ise 5T'nin karşılığı 500'den de satmalıyım o zaman. Bunun karşılığı da Y'ymiş. Bize sorulan şey Y eksi X olduğu için 340 gibi bir cevap bulmalıydım. Hemen yan tarafa geçtik. Yan tarafta diyor ki indirmez 24 megapiksel yüklemez 2 megapiksel indirmez 24 megapiksel olması internetin saniyede 3 MB indirildiği göstermektedir. Tuğçe 120 MB büyüklüğünde bir dosyanın yarısını yükleyeceği zamanda. Şimdi yükleme saniye başına 2'ymiş. O zaman 1 saniyede 2 yükleme yapıyorsa 120 yükleyecekti. Yarısı 60 yüklemeyi ne kadar da yapar? Soru işareti. Bunun karşısı nedir? 30 saniye. 30 saniyede o zaman saniyede ne kadar yükleme yapıyormuş? 24. 30 çarpı 24'ten 720 yüklemesi gerekir. Bursa şıkkını işaretledik. Şimdi geldik. Aşağıya hemen temizledikten sonra. Şimdi bu bayramlar birazcık kötü geçti ama hemen soruda güzel bir bayram var. Çocukluğumuzdan kalma. Ne diyor? 1'den 12'ye kadar 12 dairenin bulunduğu bir apartmanda bulunan her dairede birer tane çocuk varmış. Bayramda bu apartmandaki her çocuk diğer dairelerle bayramlaşarak her dairenin kapı numarası kadar harçlık alıyormuş. 9 numaralı da mesela 9 TL veriyormuş her gelen çocuğa.
10 numara 10 numaraya geliyor. Şimdi Ahmet 70 lira para toplamış. Şimdi Ahmet dediğimiz kişinin kapı numarası X olsun. Bilmiyoruz. Şimdi Ahmet kendi evinden de alsaydı 1, 2, 3 nokta nokta tüm evlerden almış olacaktı. O zaman kaç para toplayacaktı? Neydi? Birden ne kadar olan sayılar çarpımı? Son terim artı bir fazlası bölü 2'den. Kendi evi de dahil her evden para toplasaydı 78 lira para toplamayacaktı. Ama kendi evinden yani babasından harçlık alamaymış. O zaman da 70 lira toplamış. O zaman kapı numarası nedir Ahmet'in? 8 yani Ceyhan. Hemen geldik yana. Yanda da diyor ki aşağıdaki grafikte ABCD takımının attıkları ve yedikleri gol sayıları doğru parçaları yardımıyla göstermiştir. Sağ taraf attığı gol, sol taraf yediği gol. Yani bu arada da attığı gol başına 3 puan, yediği gol başına da 2 puanı da siliniyormuş. En çok puan alanla en az puan alanı bulup hemen puan farkını hesaplayalım. Şimdi geldik. Burayı bir temizleyelim. A takımı için konuşalım. A takımı burada 11 gol atmış. Karşılığı tanesi 3 puan. Eksi ama 3 gol de yemiş. O zaman 2 puan da silindi. 33'ten 6 çıkarsa 33'ten 6 çıkarsa 27 puan bulduk. Geldik B'ye. Şu çizgide 17 gol atmışlar. 3 puanla aldılar hepsinden. 6 gol yemişler. 6 çarpı 2. 51'den 12 çıkarsa 39 puan toplamış bu arkadaşlar. C'ye geldik. C arkadaşımız nedir? 11 gol atmış. 11 çarpı 3 eksi 4 gol demiş. 4 çarpı 2 çıkaracağız o zaman. 33'ten 8 çıkarsa 25 puan bu arkadaş toplamış. Son olarak da 17 puan, 17 gol atmış. 17 çarpı 3. 9 gol de yemiş biraz maşallah fazla yemişler. 51'den 18 çıkarırsa 33 puan da bu arkadaş almış. Ama bize en çoğu yani 39 puan en azı da 25 puan almış. Farkları 14. Sanırım bir problem yoktur. Hemen geldik. Pardon. Burayı da çekiyoruz şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle bunu yukarı alalım. Dikkatli olursanız pembe ya da beyaz da diyebilirsiniz. Maliyeti pembe renk, mavisi de satış renkiymiş. Kar ve zararla oynadığım için hemen A'ya bir bakalım. 7 TL'den mal etmişim, 5 TL'den satıyorum. O zaman mal başına 2 lira zararım var. Eksi 2 lira yazdım. 10 liraya mal etmişim, 17 liraya satıyorum. O zaman mal başına artı 7 lira karım var. Bak burada 8 liraya mal etmişim, 13 liraya satıyorum. Burada da mal başına 5 TL karım var. Ha, A'dan 5 tane satmış. O zaman bir tanesinden eksi 2 lira zarar ediliyorsam 5 tanesinden çarpı 5 kadar zarar ederim. B'den 6 tane satmışım. Karım 7. C'den 4 tane satmışım. Karım 5 mal başına. Dikkat edersen eksi 10 artı 42 artı 20'den toparlarsan sonuç artı 52. Yani 52 TL kar geliyor. Evet. Burada da Ayten Hanım eşit miktarda ıhlamur ve nane ve limondan oluşan bir kış çayı yapmış kızına. O zaman limon, ıhlamur ve nane. Şimdi diyor ki eşit dediği için hepsine ve diyebilirdim ama vazgeçtim ve demiyorum. Çünkü burada bir cümlemiz var. Bu çayı tam dolu olacak şekilde bir bardağa doldurup çocuğuna veriyor. Çocuk bardağın yarısını içtiği için şimdi ve deseydim 3V bölü 2 yazmak zorunda kalacaktım. O yüzden vazgeçtim. 2V. 2V. 2V dedim. Şimdi kabım bir kere 6V. Burada herkes hemfikir. Yarısını içersem kalan nedir arkadaşlar? 3V. Burada bir hatırlatma yapalım. Bu karıştığı için hepsinden eşit miktarda içer. Hepsinden V gider, hepsinden V kalır. Bunu unutmuyoruz. Sonra içine bir miktar limon konuyor. Hemen renk değiştirelim. Bilmiyorum ne kadar konduğunu. X kadar konsun. Sonra diyor ki son durumda çaydaki limon oranının %60 olduğu biliniyormuş. O zaman bu karışımın %60'ını alırsam limon ortaya çıkıyormuş. İçinde V'ye kadar limon vardı. X'te limon eklemiştim. Ufak bir sadeleştirme hemen renk değiştirerek.
3, 5, 5'i de karşıya atacağım. Ne olacak? 9v artı 3x eşittir 5v artı 5x. Düzenledim. 4v eşittir 2x'ten. X'i ne buldum? 2v. Şimdi gelelim artık sonuca. Ne anlatıyor bize bir bakalım. Son durumda olana göre son durumdaki bardağın kaçta kaçı olur? Son durumda bardakta bu vardı. 3v artı x dediğim şeyi de artık 2v yazıyorum. Burada öğrenmiştim. Böyle bardağın kaçta kaç olduğu için bardağın tamamında 6v kabul ettim. O zaman 5v bölü 6v. V'lerde giderse 5 bölü 6 diye bir sonuç bulabilirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.